Şimdi kesirleri yüzdeye çevirme ile ilgili birkaç alıştırma sorusu yapalım. Kesirleri yüzdeliklere, ardından da yüzdelikleri kesirlere çevireceğiz. Daha sonra gerçek dört işlem problemlerine geçebiliriz. İlk alıştırmamızda 5 bölü 24'ü yüzdelik haline çevirelim. Yüzdelik. Bunun için önce kesri ondalık hale çevirmek istiyorum. Ondalık kesre çevrildiği zaman yüzdelik haline çevirmek çok daha kolay olacak. Ondalığa çevirmenin yolu da öncelikle paydayı paya bölmektir. Bu tam olarak 5 bölü 24 diye okunuyor değil mi? O zaman bu bölme işlemini yapalım. 5 bölü 24. 5'in yanına fazladan biraz boşluk ekleyelim çünkü bu doğal olarak 1'den az olacak. Yani 24, 5'ten daha büyük bir sayı değil mi? Evet, ondalığı tam buraya koyalım, böylece bölme işlemine başlayabiliriz. 5, 5'in içinde 0 adet 24 var. 0 kere 24, 0'dır. 5 eksi 0, 5. 0'ı buraya indiriyoruz ilk sıfırımızı. 50 bölü 24. 50'nin içinde 2 adet 24 var. 2 kere 24, 2 kere 4, 8, 2 kere 2, 4, 48. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 50 eksi 48 eşittir 2. Diğer sıfırı da aşağı indirelim. Evet, şimdi diğer sıfırı da indirelim. 20, 20 24'e bölünmez. 0 kere 24 0'dır. 20 eksi 0 eşittir 20. Bir tane daha sıfır indirelim. Bir tane daha. 200 bölü 24. Şimdi 8 kere var 9 mu? 200 kere 24, yok 8 kere olmalı. Bakalım 8 miymiş? Eğer sonu çok küçükse o zaman yükseltiriz. 8 kere 4, 32. 8 kere 2, 16. 3 eklersek 19. Evet 8 kere. 200 eksi, 200 eksi 192. Eşittir 8. Başka bir 0 daha indirelim. Evet, 24, 80 de kaç kere vardır? Ü 4 kere olamaz, 3 kere vardır. 3 kere 4, 12, 1'i taşı. 3 kere 2, 6. 1 daha 7, 80 eksi 72 eşittir. 8, 1, 0. Daha indirelim. Sonsuz sayıda 0'ımız var. istediğimiz kadar 0 ekleyebiliriz. Başka bir 80'imiz daha oldu. Şimdi 80'de yine 24, 3 kere var ve bu 3 sonsuza kadar devam eder. Sonuçta 5 bölü 24, şuraya yazayım 5 bölü 24. Şimdi anlamanızı istediğim şey niye devamlı tekrarladı? 80'den 72 çıkaralım, başka bir 8, yani yukarıdan da bir 0 daha indirince başka bir 80 daha elde edeceğiz. Ve böylece elde edilen 3'ler de birikecekler. Yani 24 bölü 5'in sonucu olarak 0 virgül 10 binde 200, 10 binde 2083, 3 tekrar ederek devam edecek. Şimdi eğer bunu yüzdelik haline yazmak istersek, yüzde, yüzde, yüzde kelimesinin hiç anlamını düşündünüz mü? Şimdi bakın bunu bir ayırarak yazayım. Yüzde, yüzde. Yüzün nereden geldiği kafanızı karıştırabilir. Yüzde kelimesi nereden geliyormuş? Bu yüzde. Peki bu nedir? Bu 0,20 devam ediyor. Peki bu yüzde ne demek? Yüz, yüz tamamı. Bu şimdi yüzde, yüz içinde kaça sahip olduğumuzu gösteriyor. Yani bunlar eşdeğerdir. Şimdi ondalık sayı 0,2083333 diye tekrarlayan sayıyla yüzde 20,8333 diye tekrarlayan sayı aynı şeydir, eşdeğerdir. Ondalıklardan yüzdeliklere geçmenin çok kolay bir yolu ise ondalığı yüzle çarpıp yanına yüzde işareti koymaktır ya da tam tersini yapmak istiyorsanız yüzle bölüp yanındaki yüzde işaretinden kurtulursunuz. Evet, güzel bir alıştırmaydı. Şimdi bir tane daha yapalım. Bunu da mavi ile yapalım. Bu sefer yüzdeliği kesir haline çevirelim. Elimizde yüzde 16 olsun. Yüzde 16. Şimdi hatırlayın, bu 100 tane içinde 16 tane demek. 16 bölü 100. Her iki tarafı da 4'e bölüp şimdi pay ve paydayı en düşük değere yuvarlayalım. 25 bölü 4 çıkar değil mi? 25 bölü 4 çıkar ve bu bir ufak ısınma alıştırmasıydı. Şimdi gerçek problemlere geçelim. Pekala, şimdi bize bir teknoloji markette bir televizyonun indirimde olduğu söyleniyor. Yüzde 35 de indirim var, süper. Ve indirimli fiyatı 195 lira. İndirimli fiyatı 195 lira. İndirimsiz fiyat nedir diye soruluyor. Şimdi, x'e önceki, indirimden önceki fiyat diyelim. İndirimden önceki fiyat x. x'in yüzde 35'ini x'ten çıkardığımızda yeni fiyatta 195 lira oluyor. Yani x eksi x'in yüzde 35'i, 0,35 ile yüzde 35 aynı şey. x'ten yüzde 35 x çıkartırsak, o zaman 195 lira çıkıyormuş, kalıyormuş. Yani bu problemin söylediği bu. Şimdi x'i bulalım. Şimdi 1 x'ten 0,35 x'i çıkarırız. Bu ne yapar? Bu 0,65 x olur. 0,65 x. 0,65 ile 0,35'i 0,35'i toplarsak 1 oluyor değil mi? Şimdi bu 0,65 x 195'e eşitmiş. Şimdi eşitliğin her iki tarafını da o zaman bölebiliriz. Yani aslında yapmak istediğim bunu kesir haline yazmak. Şu şekilde yazayım. Şu şekilde yazayım. 65 bölü 100 x eşittir 195. Şimdi, şimdi bu işlemi yapmadan önce bir kesiri basitleştirelim. Hem payı hem de paydayı mesela 5 ile bölebiliriz değil mi? Ne olur? 13 bölü 20 olur. Böylece 13 bölü 20 x eşittir 195. Şimdi her iki tarafı bunun tersiyle çarpabiliriz. Yani 20 bölü 13 çarpı 13 bölü 20 eşittir 195 çarpı 20 bölü 13. Bunlar birbirini götürür. Elimizde x eşittir 195 çarpı 20 bölü 13 kalır. Bu işlemi yapmak için şimdi hesap makinesi kullanacağım. Bakalım. 195 çarpı 20 bölü 13 eşittir 300 lira. 195, 13 ile bölünür. Bunu hesap makinesi kullanmadan da yapabilirim. Neyse, orijinal fiyat neydi? 300 liraydı. 300 liranın yüzde 35'ini 300 liradan çıkardığımızda, yani yüzde 35'i olan bu 105 lirayı çıkardığımızda geriye kalan 195 liradır. Bu da bizim başlangıçtaki indirimli fiyatımızdı. Yani sorunun başlangıcındaki indirimli fiyatımızdı. Güzel. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir iş yerinde bir çalışana saat başına 9,5 lira yani 9 lira 50 kuruş ödeniyormuş saat başına. Ve eğer bütün bir sene boyunca çalışırsa maaşına yüzde 12 zam alacakmış. Maaş zamından sonra alacağı yeni saatlik ücret ne kadar olur? Sorumuz bu. Şahane. Şimdi bugün aldığı ücret neymiş? 9,5 lira. Eğer bir yıl çalışırsa 9,5 artı yüzde 12 alacak. Şöyle yazalım, yani 9 buçuk artı 9 buçuk çarpı yüzde 12. Bu, zammının ne kadar olacağı. Yeni ücretini bu şekilde bulabiliriz. Bunu şöyle de gösterebiliriz. 9 buçuk artı 9 buçuk çarpı yüzde 12, 0,12. Bu, 1 adet 9 buçuk artı 0,12 adet 9 buçuk daha demektir. Yani 1,12 adet 9 buçuk demek. Şunu başka bir renkle yazmak istiyorum. Şimdi bunu ve bunu ekleyerek elde ettiğime 9 buçuk ile çarpıyorum. 9,50'yi yüzde 12 arttırıyoruz. Elimizde bir tane 9 buçuk var. Ona yüzde 12 adet 9 buçuk ekleyeceğiz. O da 1,12 çarpı 9,5 demek oluyor. Bunu elle yapabiliriz. 9,5 çarpı 1,12. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 2 kere 9, 18. Artı 1, 19. Buraya bir 0 koydum. 1 kere 0 eşittir 0. 1 kere 5 eşittir 5. 1 kere 9 eşittir 9. Buraya 2 tane 0 koyuyorum. 1 kere 0, 0. 1 kere 5, 5. 1 kere 9, 9. Şimdi bunu toplayabiliriz. Sıfırlar aşağıya. 9 artı 5, 14. 2 artı 9, 11. 11 artı 5, 16. 1 artı 9, 10 eder. Şimdi ondalık noktasından sonraki rakamları sayalım. Noktaların arkasında 1, 2, 3, 4 rakam var. Sonuçta cevabımızda ondalık noktasının arkasında 4 tane sayımız olmalı. Evet, böylece yeni saatlik ücret 10,64 lira olmuş saat başına. Devam eden sıfırları yazmamıza gerek yok. Evet, bu şimdi işçimizin zamdan sonra aldığı yeni saatlik ücreti. Saatlik ücret. Bir tane daha yapalım, bir tane daha yapalım. A dükkanı ve B dükkanı bisiklet satıyor. Her iki dükkanda bisikletleri, bisikletleri aynı yerden aynı fiyata alıyor. A dükkanının karı yüzde 40. Yani bu demek oluyor ki bisikleti ne kadar alırlarsa alsınlar sattıkları fiyat bunun yüzde 40 daha üstünde. B dükkanı ise yüzde 250 fiyat arttırmayla satıyor, yüzde 250 kar koyuyor. Ama 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 B dükkanının değişmez bir satış politikası var. Her zaman etiket fiyatının yüzde 60'ına satıyorlar. Hmm, güzel. Bu size tanıdık geliyordur tahminen. Neyse. Hangi dükkanın şimdi şimdi hangi dükkanın fiyat teklifi daha iyidir? Şimdi her iki dükkan da bisikletleri aynı fiyata alıyor. Diyelim ki x fiyatını alıyor. Bu her iki dükkanın da aynı fiyata aldığı bisikletlerin fiyatı. Bisikletleri aynı fiyattan satın alıyorlar. Şimdi x ile başlıyorum. A dükkanının senaryosunu yapalım. A dükkanının bisikletleri sattığı fiyat nedir? Bisikletleri x artı x'in yüzde 40'ına yani 1,4 kere x'e, 1,4 çarpı x'e satıyorlar. Bu şimdi A dükkanının bisikletlerini ne kadara sattı? B dükkanının satışları, B dükkanının satışları biraz daha ilginç, biraz daha tuzaklı. Neyse, B dükkanı yüzde 250 kar uyguluyor ve bisikletlerini x artı 250'ye sattığını görüyoruz ki bu iki buçuk kere x'e eşittir. 2.5 buçuk çarpı x demek. Yüzde yüz kar tam olarak başka bir x daha demektir değil mi? Bu yüzde 250. Yani dediğimiz gibi 100 ile bölünce 2,5 elde ederiz. Yüzde işaretinden kurtulalım. Yani ürünü x artı 2,5 x'e satıyorlar. Yani 3,5 x. Etiket fiyatları bu. Ama Sonra, sonra, sonra bu fiyattan yüzde 60 indirim yapıyorlar. Yüzde 60 indirim, evet promosyon, bisiklet promosyonu değil mi? Bütün marketlerin yaptığı şey. Neyse, bu fiyatın yüzde 60'ını çıkarıyoruz. Yani gerçek satış fiyatı, nihai satış fiyatı 3,5 kere x eksi 3,5 x'in yüzde 60'ı. Fiyatı yüzde 60'ı kadar eksilteceğiz. 3,5 x'in yüzde 60'ı kadar. Şimdi bunu 1 adet 3.5x eksi 0.6 adet 3.5x olarak görebiliriz. Bu da 1 eksi 0.6 kere 3.5x demektir. Bu da 0.4 eder. Yani eğer %60 %60 indirim yapılıyorsa bu şu demek bu etiket fiyatının %40'ı demektir. Yaptığımız şey bu. Yani hızlı bir hesap yaparsanız yüzde 60 indirim demek, fiyatın yüzde 40'ına satmak demek. Aynı şey. Fiyatın 0,4 kadarı diye. Ama tabii bu arada 3,5 x'in 0,4 kadarı Şimdi çarpma işlemini yapalım. 3,5 ile 0,4'ü çarparsak ne eder? 4 kere 5, 20. 4 kere 3, 12. 2 eklersek 14. Ondalık noktasının arkasında 2 tane sayı var. 2 rakam var. 2 tane 1,4. Yani ürünü 1,4 x'e satıyorlarmış. Yani her iki dükkanda da aslında bisikleti aynı fiyata alıyoruz. Şimdi mesela satıcıdan bisikletleri 100 liraya alıyorlar diyelim. A dükkanındaki bisiklet için ne diyeceğiz? 140 lira ödeyeceğiz değil mi? Aynı şekilde B dükkanında da 140 lira. Ama B dükkanında %60'lık bir indirim varmış diye düşünüyoruz. Ne hoş.